Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugün dersimizde öğreneceğimiz gramer yapısı verb'e, yani donksaya aboda, oboda ya da heboda arkadaşlar. Öncelikle bakalım neymiş bu ekimiz, bu ekimizi kullanmadaki amacımız. Daha sonra da nasıl hangisini a, o, h'yi getireceğimize dair biraz konuşalım. Evet arkadaşlar, aboda, oboda, hebodayı deneyimlenen şeyler için kullanıyoruz. Yani eğer bir yere gidip görmüşsek, bir şeyi yemişsek ya da içmişsek, yani o şeyi yapmışsak, o şey hakkında deneyimle bilgimiz varsa bu eki kullanabiliyoruz. Ayrıca karşımızdakine bir şeyi deneyimleyip deneyimlemediğini sormak için de kullanabiliyoruz bunu. Hem kendi deneyimlerimizden bahsederken, hem de karşımızdakinin onu deneyimleyip deneyimlemediğini sorarken kullanabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu ekimizi tavsiye vermek amacıyla da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle yapınız, böyle ediniz ya da yiyiniz, bir içiniz şeklinde tavsiye verirken de, tavsiye vermek amacıyla da kullanıyoruz. Evet, devam edelim. Bakalım şimdi paçimimize bakalım. Hangisinde aboda, hangisinde oboda ya da heboda kullanıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz paçimimizde sesli harfimize ya da sessiz harfimize göre eklerimizi getiriyorduk. Bir de A ve O harfine göre getirdiğimiz durumlar vardı. Başka derslerde de bunu yine görmüştük. Şimdi burada bu ekimizde eğer kelimemiz A ya da O harfiyle bitiyorsa aboda getireceğiz arkadaşlar. Kelimemiz A ya da O harfiyle bitiyorsa aboda getireceğiz. Şöyle bir şey olabilir. Kelimemiz ünsüz harfle bitiyor olabilir. Ama ne yapıyoruz? O zaman da kelimenin içerisindeki son ünlü harfe bakıyoruz. Ona göre getiriyoruz ekimizi. Dediğim gibi A ya da oysa aboda şeklinde geliyor ekimiz. Alfabede kalan diğer sesli harfler içinse obodayı kullanıyoruz. Oboda. Bir de hadalı eylemlerimiz var biliyorsunuz. Undong hada, sukce hada gibi. Hadalı eylemlerimizde de burada gördüğünüz gibi heboda. Heboda şeklinde dönüşüyor arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi örneklerimizle neler var elimizde. Evet, ilk cümlemiz Jeju-do-e kapatsayo. Bunu soru şeklinde sorarsak biraz önce okuduğum gibi Jeju-do-e kapatsayo dediğim zaman da kapatsayo, gidip gördüm. Jeju-do'da deneyimim var, yani orayı gittim, gördüm, gezdim anlamında. Jeju-do-e kapatsayo. Kapatsayo. Ya da kapatsayo. Gerçekten daha çok kapatsayo şeklinde söylüyorlar. Evet, ikinci cümlemiz Norebang'e kaso noreril hepatsayo. Norebang'a gidip şarkı söyledim. Noreril hada. Noreril purida. Noreril hada. Noreril hepatsayo. Yani böyle bir deneyimim var. Norebang'a gidip şarkı söylemişliğim var. Evet, üçüncü bir cümlemiz. Hamburg'ul iba passayo. Hamburg'ul iba passayo. Yani hamburg giyindim. İpta giyinmek. İbapoda giyip deneyimlemek. Onu deneyimlemek. Yani hamburg giydim, gördüm, hani deneyimledim anlamında arkadaşlar. Bakalım şimdi burada nasıl geldiğine kada biliyorsunuz. İki tane A yan yana gelemeyeceği için ve A harfiyle bittiği için apoda gelecekti. Ka passayo oldu. Norerul hada, hadalar hep assoyo oluyor. İpta, gördüğünüz gibi ünsüz harfle bitmesine rağmen son ünlü harfi i, o yüzden o passoyo aldı. İbo passoyo şeklinde getirdik ekimizi. Kimchi chigeril mogo passayo. Kimchi chige Kore'de bir yemek. Kimchi chigeril mogo passayo. Mog da biliyorsunuz
Ünsüz harfle bitmesine rağmen yine o harfiyle bittiği için opassoyo şeklinde geldi ekimiz. Kimchi chigeril mogopassoyo, yani kimchi chige yedim. Böyle bir deneyimim var. Evet, bu sayfadaki son örneğimiz Kıyomhaga chemiissoyo. Hambonpaseyo. Hambonpaseyo. Kıyomhaga chemiissoyo. Hambonpaseyo. Bu diyor, bu film eğlenceli. Hani bir kere bakın, bir kere izleyin. Burada gördüğünüz gibi tavsiye anlamında kullanılıyor. Hambonpaseyo. Bir kere izleyin. Tavsiye ediyor filmi bize yani. Evet, diğer sayfamızda ise karşılıklı diyaloglar şeklinde soralım bakalım. Kimchi chigaril mogopassoyo? Kimchi chige yedin mi? Denedin mi? Tadını biliyor musun anlamında. Ne? Mogopassoyo. Olsun, unutmuşum. Burada bir o var arkadaşlar. Mogopassoyo. Maşissoyo. Lezzetli. Burayı unutmayın. Burada bir o var. Mogopassoyo. Evet, deneyimledim. Yedim. Yedim, deneyimledim anlamı var. Evet, bakalım diğer karşılıklı örneğimiz. Makgorilil, makgorilil, maşopassayo. Makgoli içtin mi? Makgoli pirinç şarabı Kore'de. Çokça tüketilen sojudan sonra çokça tüketilen bir alkol türü. İçtin mi? Maşopassayo. Aniyo, ammaşopassayo. Otommasiyeyo. Hayır diyor, içmedim. Hani makgoli deneyimim yok. Makgoli içip bakmadım. Tadı nasıl diye soruyor ona. An maşa pasayo. Mot maşa pasayo da diyebilirdi. Bu da olumsuz şekli. Evet, bir sonraki örneğimiz. İyosıl ibopado diyor. Bu elbiseyi giyip deneyebilir miyim? İzin istiyor. İyosıl ibopado diyor. Ne? İbaboseyo. Evet diyor. Hani buyurun deneyin lütfen. İbaboseyo. Bunu şu ilk cümleyi muhtemelen çalışana sormuş. Çalışanın cevabı da ne? İbaboseyo şeklinde arkadaşlar. Evet. Bakalım resimlerle örneklerle gidelim şimdi de. Evet. Diyor ki ilk cümlemizde Hanguk imşigil mogopassayo. Kore yemeği yedin mi hiç? Deneyimlediğin bir Kore yemeği var mı? Mogopassayo. Ne? Kalbiril mogopassayo. Kalbi denen bir et yemeği var Kore'de. Şurada gördüğünüz kemikli et. De kalbiril mogopassayo. Evet diyor, kalbi yedim. Kalbi yedim, deneyimledim mogopassayo. İ tişörtül hambon ibaboseyo. Gördüğünüz gibi çigbon sonnimege, yani alışveriş yapan misafir sonnim deniyor. Çigbon da çalışan, uzatıyor tişörtü ve diyor ki iyi tişört çırıl hambon ibaboseyo. Bu tişört hani bir kere bir giyin, bakın nasıl duracağını gözlemleyin anlamında. Evet, burada da gördüğünüz gibi portakallar ve Jeju Adası'ndaki taş heykeller var. Dolayısıyla Jeju Doğa'ya hambon kaboseyo. Jeju Doğa'ya hambon kaboseyo. Jeju Adası'na bir kere gidiniz, görünüz, deneyimleyiniz anlamında bu cümlede arkadaşlar. Evet, bu derslik bu kadar. Gördüğünüz gibi kolay bir gramer yapısı vardı yine. Deneyimlerimizden bahsederken kullandığımız bir ekti. Eğer yine anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir şey olursa lütfen aşağıya yazın. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım size. Ekranda da yazdığı gibi top hoca. Yine görüşelim. Hoşça kalın.